Merhabalar arkadaşlar. Bugün de sizlere logaritma çözeceğim 5 tane. Endemik yayınlarından çok güzel 5 tane soru seçtim. Onları birlikte çözeceğiz. Belki soru tiplerini biliyorsunuzdur ama belki yeni modeller, yeni çözüm modelleri görebilirsiniz. Onun için dikkatle izleyin derim. Ve her şeyden önce kendiniz çözün yani. Çayınız kahveniz hazırsa, kaleminiz yanınızdaysa, kağıdınız yanınızdaysa ben başlıyorum çözümlere. Kanala abone değilseniz hala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi x üzeri ln x eşittir. E kare x. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Bunun bir tane yöntemi. Üst tarafta ln x olduğu için her iki tarafın ln'ini alarak çözmek. Bakın ben size farklı bir yöntem daha göstereyim. ln x'e bir harf verelim. Diyelim ki a diyelim. x buradan ne oldu? Bunun tabanı e olduğu için e üzeri a oldu. Ben şimdi x yerine e üzeri a yazdım. Elen x yerine de a yazdım. e kare x yerine yine e üzeri a yazdım. Şunların üstlerini çarptım. e üzeri a kare oldu. Bunların da üstlerini topladım. e üzeri 2 artı a oldu. Tabanlar aynıysa üsler de aynıdır. a kare eşittir 2 artı a. a kare eksi a eksi 2 eşittir 0 oldu. a a eksi 2 artı 1 dedik ve 0 eşit dedik. A buradan ya 2 olur ya da ne olur dedik? Eksi 1 olur dedik. 0 eşit dedik. Tabi bize A'yı sormuyor. Denklemin x'lerini soruyor. Ln x ya 2'dir ya da ln x eksi 1'dir. Ln deyince tabanlar e olduğu için x buradan ya e karedir. E'yi buraya atıyorduk. 2'yi üstü yazıyorduk. Ya da x buradan e üzeri eksi 1'dir dedik. Ve çözüm kümesimizi bulduk. E kare ile 1 bölü e olacak arkadaşlar. Adana. İkinci sorumuza geldik. Burada bir grafik sorusu çözmek istedim çünkü grafik sorularında öğrencilerimiz genel olarak zorlanıyorlar. Şimdi AB ve BC birbirine eşit fx eşittir logaritma a tabanda bx eksi c. a çarpı b çarpı c nedir diyor. Şimdi sayınla sevgili arkadaşlar biz şu doğruya asimtot deriz. Bunun asimtotu 7 bölü 3. Asimtot bunu tanımsız yapan ilk değer. Yani içeriği 0 yapan değer. Biz x'e 7 bölü 3 yazarsak 7b bölü 3 eksi c 0. C buradan ne oluyor? 7b bölü 3 oluyor. 7 bölü 3 içeriği 0 yapan değer olduğu için yerine koyduk ve 0'a eşitledik. Bu 1. Başka ne yapabiliriz? Mesela x'e 3 yazdığımızda sonucun 1 çıktığını görüyoruz. x yerine 3 yazalım. Logaritma a tabanında. 3b-c eşittir 1. Buradan da 3b-c ne oldu? a mı oldu? Bir de bu var. Ve son olarak... Bakın şunları eşit vermiş. 7 bölü 3 ve 3'ün tam orta noktası demiş. O zaman burası 8 bölü 3 olacak. Bu da 9 bölü 3, 3. Yani toplayıp 2'ye bölerek de bulabilirsiniz ama birer birer vermiş. 7 bölü 3, 8 bölü 3, 9 bölü 3 şeklinde. 8 bölü 3 koyunca da sonuç sıfıra eşit olmuş. Yani biz logaritma A tabanında 8B bölü 3 eksi C neye eşit olacak? Sıfıra buradan 8B bölü 3 eksi C. A üzeri sıfır yani ne eşit olacak? 1'e. Şimdi olayımız şudur. Bizim bu 3 denklemden A'yı, B'yi, C'yi bulmamız gerekiyor. Bakın C neymiş? 7B bölü 3. Ben buradaki C'nin yerine getirip 7B bölü 3 yazsam. 8B bölü 3 eksi 7B bölü 3. 1. B bölü 3 eşittir. 1. B'nin ne olduğunu gördük. 3. B 3 ise arkadaşlar B yerine 3 koyduğumuzda şunlar gitti. 8 eksi C 1 ise C buradan 7. B 3 C 7. 9 eksi 7 A da kaç? 2. Dolayısıyla A çarpı B çarpı C. 2 çarpı 3 çarpı 7. Kaç eder? 42 eder. Grafik sorularında bu şekilde çözüyoruz. Amaç biraz da bir şeyler öğretmek. Yani hep Bak ne kadar kazık soru çözdüm. Ben ne kadar da biliyorum şeklinde yaklaşmak değil. Size faydalı olmak. Şimdi arkadaşlar bir bitki türü. Bu da problem tarzında bir logaritma. Biliyorsunuz ÖSYM artık problem tarzında sorular da sorabiliyor. Her yıl boyunun %50'si kadar uzamaktadır. Kaç yıl sonra başlangıçtaki boyunun 10 katına çıkar. Burada ne kadar uzadığı değil, boyunun ne olduğu önemli. Yani ne demek istiyorum ben? Siz mesela %100 olan bir şeyi %50'si kadar uzatırsanız kaçı olur? 150'si Yani olduğu şey %150. Her yıl %150'si oluyor. Hatta bunu sadeleştirelim. 5'e böl, 3, 5'e böl, 2. Her yıl 3 bölü 2'si oluyor. Şimdi birinci yıl bitkinin boyunun 3 bölü 2'sini alıyoruz. İkinci yıl yeni oluşan boyun 3 bölü 2'sini alıyoruz. Sonraki yıl yeni oluşan boyun. 3 3 bölü 2'sini alıyoruz. Bu şekilde gidiyoruz. Ve 3 bölü 2'ler diyelim ki kaç yıl sonra diyelim T yıl sonra başlangıçtaki boyu 10 katına çıkıyor. Yani ne oluyor? 10x. Şimdi burada bu denklemi kurabilmek önemli. Burada kritik nokta şu. Ne kadar uzadığı değil boyunun ne olduğu önemli. Boyu 3 bölü 2'si oluyor. 3 bölü 2 3 bölü 2 3 bölü 2. T yıl sonra 3 bölü 2 üzeri T. O da 10x oluyor. Şurada x'leri sadeleştirdik. 3 bölü 2 üzeri t olmuş. Peki biz bunu nasıl yazarız logaritmalı olarak? Ee, şimdi biz şunu paydaya atıyorduk. Paydaya diyorum. Logaritmanın tabanına atıyorduk. Yani şu sayının tabanı diğer tarafa logaritmanın tabanı olarak geçer. T aşağıya iner. Logaritma 3 bölü 2 tabanında ne oldu? 10 oldu. Peki bunlar şıklarda yok ama ne olduğu da belli esasında. Bu 3 ve 2'yi içeren bir tek bu var. Ama nasıl oluyor bir de bu var. 10 tabanına çevirirsek nasıl çeviriyorduk? 10 tabanında 10 şu 10'u yukarı yazıyorduk. Yine 10 tabanında 3 bölü 2'yi aşağı yazıyorduk. E 10 tabanında 10 nedir? 1. Şuradaki bölme işlemi de çıkarma olarak yazılır. Logaritma 3 eksi logaritma 2. Niye tabanları yazmadım? Tabanlar 10 iken yazılmazdı da o yüzden. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Umarım soruları beğeniyorsunuzdur. 9 üzeri x eksi 5 çarpı 3 üzeri x artı 2 eşittir 0 denkleminin kökler toplamı kaçtır diyor. Hadi bakalım bir uğraşın arkadaşlar. Öyle löp 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 oh hoca ne güzel çözüyor izledim falan yapmayın yani sizler de uğraşın. Şimdi biz efendime söyleyeyim. Şöyle 9 üzeri x eksi 5 çarpı 3 üzeri x artı 2 eşittir 0 denkleminin çözmeye çalıştığımızda çarpanlara ayrılmadığını ibretle görüyoruz. Çarpanlara ayrılmıyor. Peki çarpanlara ayrılsaydı ne olacaktı? Mesela 3 seri x, 3 seri x olacaktı burası. Burası da k ve m gibi. Bunların artı ya da eksi olmasına takılmayın. Eksi de koyabilirsiniz, artı da koyabilirsiniz. Yani sonuçta siz eksi koyarsanız o artı olacaksa sonuç eksi çıkar, artılaştırır. Yani o sonuç kendi kendisini bulur. Sizin orada eksi ya da artı koymanızın bir önemi yok. Şimdi bu K ve M'nin çarpımı iki toplamlarda ne olacak? 5. Ha böyle iki değer var mıdır? Vardır. Ama tam sayı değildir. Onu söyleyelim. Peki biz burada kökleri nasıl bulacak? Birinci kökü bulurken 3 üzeri x'i k'ya eşitleyecektik. Hatta buna x1 diyelim birinci kök. Bakın üssüz sayının tabanı buraya logaritmanın tabanı olarak atılacaktı. Logaritma 3 tabanı da k olacaktı. Yine 3 üzeri x2 diğer kökü de 0'a eşitlediğimizden dolayı bunları M'ye eşitleyecektik. Şu, şu, şu sayının tabanı diğer tarafa logaritmanın tabanı olarak katılacaktı. Bu da logaritma 3 tabanında M olacaktı. Bu tarz iki tane kök olduğunu düşünelim. Kökler toplamı arkadaşlar. Toplayalım. X1 artı X2. Logaritma 3 tabanında K. Artı logaritma 3 tabanında M. Bu da logaritma 3 tabanında K çarpı M. Peki böyle bir çarpanlara ayırmada biz şu k ve m'nin çarpımının kaç olduğunu biliyoruz. 2. Demek ki bunun kökler toplamı neymiş arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında 2. Umarım anlatabilmişimdir. Bence çok güzel soru. Ve son sorumuza geliyoruz. fx 1-x kare gx lnx fx eşittir gx eşitliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır? Hadi bakalım bir uğraşın arkadaşlar. Daha sonra çözümünü izleyin. Yazması da kolay bir soru. Ben şimdi çözüme geçiyorum. Sizler videoyu durdurdunuz. Bu tarz sorularda arkadaşlar çözerken iki farklı fonksiyon. Bakın biri logaritmalı, biri parabol veya polinom fonksiyonu. Bunların çözüm kümesini grafikle çok rahat bulabiliriz. Grafik dışında zor olur. Şöyle grafik çizelim. Şöyle bir grafik çizelim. Şimdi parabolü çiziyorum. Kökleri 1-x kareyi 0 eşitlersem x kare 1, x eşittir artı eksi 1. Yani bir x'i e eksi 1'de bir, bir de artı 1'de kesecek. x'e 0 verirsem y e eksenini 1'de kesecek ve kollar aşağıya doğru olacak. Şöyle ve şöyle. Bu hangisi? fx. Gelelim gx'e. Pozitif reel sayılardan reel sayılara ln x diyor. ln x'in grafiği ln e 1'dir. ln e 1'dir. E sayısı 2,7 gibi bir sayıdır. Yani 1'in biraz ötesinde. ln 1 nedir? 0'dır. ln 1 logaritmanın 1 olduğu değerde sonucu 0 çıkıyor. ln 1 de 0'dır. Dolayısıyla bu da şöyle giden bir grafik. Biraz kötü çiziyorum ama önemli olan o değil. ln x de böyle bir grafik. Kaç noktada kesiştiler? Bir noktada. O zaman kaç tane kökleri var? Bir tane kökleri var arkadaşlar. Umarım sorular ve çözümler hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.